Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bölgede çok sıcak gelişmeler var. Güney Kürdistan'dan Rojava'ya, Libya'dan İdlib'e, Suriye'nin bir bütününe kadar yaşanan gelişmeler var. Bu gelişmeler içerisinde biz 4 önemli konuk ağırlayacağız bu akşam. Bunlarla gündemi yoğun bir biçimde tartışmaya çalışacağız. Bunlardan biri, konuklarımdan biri Foza Yusuf, PYD Başkanlık Konseyi üyesi, PSK Genel Başkanı Mesut Tek, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk ve Kürdistan Komünist Partisi KKP Genel Başkanı Sinan Çiftürek. Ben programa başlamadan önce her 4 konuğuma da hoş geldiniz diyorum. Selam ve sevgiyle, öyle diyeyim. Hemen sıcak gündemden de başlayalım aslında. Bugün yayına girmeden hemen önce Güney Kürdistan'a dönük sivil yerleşim alanlarından birine, Kunemasiye piknik alanına dönük bir hava saldırısı gerçekleşti. Bir de 23 Haziran günü Kobani'de bir evde bulunan 3 Kürt kadını Türk Devleti'nin silahsız insansız hava araçlarıyla katledildiler, öldürüldüler. Bugün onların cenaze töreni vardı Kobani'de. Diğer taraftan yine 2015'te bugün DAEŞ'in büyük bir katliamı oldu. Sınırlardan içeriye konuldular. Onlar gelip Kobani'de kendilerini yenen insanlara güçleri yetmeyince 233'ün üstünde sivili aynı gün katlettiler. Daha sonra hastanede yaşamını yitirenlerle bu sayı 271'e çıktı. Bu sıcak gelişmeleri değerlendirmek istiyorum ama müsaade ederseniz Foza Yusuf'a, Sayın Foza Yusuf'a sorarak başlamak istiyorum. Sayın Yusuf, özellikle bugün cenaze töreni yapılan 3 kadınla ilgili katliamın son yıl dönümünde onları son yolculuklarına uğurladınız. Nedir bu yaşanan? Gerçekten bu kadar rahat bir şekilde Türk Devleti'nin siyahlarının gelip orada böyle bir saldırı düzenlemesini nasıl değerlendirmek gerekir? İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki başta yani hem yeni katliam hem de Kobani katliamının yıl dönümünde TC'nin, Türk Devleti'nin Kürtlere açtığı savaşı tam bir insanlık suçu olduğunu belirtmek isterim. Ve son saldırılar, hem Kobani'deki saldırılar hem Güney Kürdistan'daki saldırıları kınıyorum. Öncede de yani birçok sefer değerlendirdik. Aslında Türkiye şu an Kürdistan'ın 4 parçasına bir savaş açmış. Ve bu sadece bir parçayla ilgili değil. Aslında her ne kadar yani bazı siyasetçiler, bazı Kürtlerin mesela siyasetçileri lokal olarak değerlendiriyorlar. İşte bu saldırılar şu partiye karşıdır, şu parçaya karşıdır. Ama bir daha ortaya çıktı ki Türkiye kesinlikle yani bütün Kürtlerin nerede olursa olsun aslında bir düşmanlık içerisinde ve Kürtlerden intikam alıyor. Bunun nedeni de kesinlikle şu an Orta Doğu yeni bir durum yaşıyor, yeni bir düzenleme var Orta Doğu'da ve biz 3. Dünya Savaşı olarak değerlendiriyoruz. Şimdi Türkiye'nin var olan Kürt potansiyeli, var olan Kürtlerin artık bir siyasi aktör olduğunu ve bölgedeki dengeleri etkileyebileceğini bildiği için kesinlikle bu konuda kararlıdır ki Kürtler hiçbir şekilde ne bir hak elde etsinler ne de bir rol sahibi olsunlar bölgede. Bunun için de bir topyekün savaş ilan etmiş ve Kürtler nasıl ki 20. yüzyılda köle ve sömürge halinde kalmışsa aynı zamanda 21. yüzyılda da bizi böyle bir sunuca mahkum etmek istiyor. Bu nedenle yani Rojava'da olsun, Güney Kürdistan'da olsun, Bakur'da olsun, Rojlat'ta olsun
ne kadar imkan ve fırsat varsa Kürtlerin önünde, olabildiğince bunun önünü almak istiyor. Evet. Şimdi biz bunun farkındayız tabii. Yani özellikle bu son 10 yıl aslında Kürtler dünyada bir merkez haline gelmişler. Ve gerçekten dünyanın adeta böyle değerlerinin toplamı haline geldiler. Şimdi bu Türkiye'yi çok hem korkutuyor hem de yani adeta böyle deliye döndürüyor. Yani Türkiye bunu hazmetmeyince artık bütün silahlarıyla psikolojik olsun, askeri, ekonomik, politik ve diplomatik anlamda bir saldırı halinde. Kobani'de gerçekleştirilen şey kesinlikle bir DAEŞ'in devamıdır. Şimdi Türkiye şu an diyebilirim ki bütün Selefi ve terörist örgütlerin başını çekiyor, onlara akıl veriyor, evet, plan kuruyor ve onlar bunu yapamadığı Türkiye direkt olarak bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi yani Kobani'de mesela Kobani'nin işte katliam yıl dönümü aslında DAEŞ'in yaptığı katliamdır. Ama şu an Türkiye'nin askeri ve Türkiye'nin araçlarıyla, diyelim ki savaş araçlarıyla aynı yani o tarihe denk gelen yine bir katliam gerçekleştiriliyor. Bu kadar rahat saldırmasın. Mesela Erdoğan o zaman diyordu ki ha düştü ha düşecek. Kobani'nin düşmediği için şu an DAEŞ'in yapamadığı aslında yani Türkiye bunun devam ettirilmesi istiyor ve sonuçlandırılmasını istiyor. Yani bu artık yani açık bir şekilde ortaya çıkıyor ki evet, DAEŞ'le Türkiye devleti bir ikizdir. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Ve gerçekten Türkiye şu an sadece Kürtlere değil bütün dünyaya artık tehdit teşkil ediyor. Sivilleri hedefliyor ve her gün bir savaş gücü işliyor. Bir yani şey araya girerek soracağım lütfen. Sesim geliyor mu? Yani bu kadar rahat saldırması ve orada bu tür bombalamalar yapması, diğer taraftan da ABD ve Rusya'nın da çok ciddi bir tepkisi de olmadı aslında. Çok kısaca buna da yanıt verirseniz, niye bu kadar tepkisiz kalındı? Şimdi tabii ki Türkiye yani var olan kaostan da yararlanmaya çalışıyor. Yani var olan dengelerden de yararlanmaya çalışıyor ve biz tabii ki bunu da yani değerlendirmek zorundayız. Yani Türkiye, Suriye'deki güçler, bu koalisyon güçleri olsun, Rusya olsun ya da diğer güçler olsun, herkes kendi çıkarlarını savunmaya gelmiş. Evet. Herkes biraz nüfuz almak için buraya yerleşmiş ve bunu ne Suriyalılar için ne Türkler için hiçbir yani Suriye ile ilgili ne varsa kesinlikle ondan kopup kendi çıkarlarını yükmeye çalışıyorlar. Peki. Bu nedenle yani bunlara işte eskiden de Afrin'de bu çok açık olarak ortaya çıktı. Ondan sonra Serikaniye ve Tel Aviv'deki durumda yine ortaya çıktı. Yani bu her ne kadar işte bu güçler tarafından işte biz kabul ediyoruz, işte bu utangaç bazı açıklamalar da oluyor ama esas da bizim kanaatimiz, eğer bu güçlerin zımni bir şeyi olmazsa, bir kabul etme durumu olmazsa kesinlikle Türkiye böyle bir şeye cesaret etmez. Peki. Bu nedenle zaten bütün buradaki yaklaşımlar aslında bu güçleri de sorumluluk altına yani alıyor ve sorumlu görüyor. Çünkü onların rolü büyüktür ve gerçekten engellemek istiyorlarsa engelleyebilirler. Peki. Ama bu sessizlik aslında bir nevi de onay anlamına geliyor. Peki. Sayın Mesut Tek, Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı. Siz bu rahatlığı neye yoruyorsunuz? Bunca rahat bir şekilde bir sınırı aşıp orada sivil Kürt siyasetçileri katletmeyi neye yormak lazım? Öncelikle programımıza çağırdığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca 5 yıl önce IŞİD'in katlettiği Kürtlere Tanrı'dan rahmet dilerim. Ailelerine tekrar başsağlığı dilerim.
Aynı şekilde birkaç gün önce Türk savaş uçakları tarafından ya da insansız savaş uçakları tarafından katledilen Amerikan Türk kadınlarının ailelerine başsağlığı dilerim. Anılarının önünde saygıyla eğilirim. Niye çok rahat davranıyor? Biz Türkçe'de bir laf var. Deriz ki Kerina ne diyelim, iki mera arasındaki eşek gibi. Bir yandan gör, bir yandan. Türkiye'de Fırat'ın doğusunda yönelik amaçlarını Amerika ile uzlaşarak gerçekleştiriyor. Batısında da Suriye ile uzlaşarak gerçekleştiriyor. Suriye'den yararlanıyor. Çünkü biliyor ki büyük devletin de bölgeye yönelik politikalarında kendilerine ihtiyaç duyacağını biliyorum. Kuşkusuz bu iş bu devletlerin izni onayı olmadan Türkiye böyle bir katliamı gerçekleştiremez. Bu politikaları hayata geçiremez. Bu bir gerçek. Ama biz biraz da iyi kendimize bakmak zorundayız. Acaba biz oradaki Türk yurtsever güçlerinin bir politikası olduk. Acaba oradaki Kürtler görüp buna yönelik tedbirler niye Seke ve Beyler arasındaki Kürt? Mesut Bey, internet bağlantınız zayıf. Maalesef internet bağlantınız gerçekten çok zayıf. Sesiniz kesik kesik geliyor. Cep telefonundan mı bağlanıyorsunuz bilmiyorum ama isterseniz arkadaşlar tekrar bir denesin. Yok, hayır, laptop. Laptop'tan bağlanıyor. Wi-Fi bağlantı mı? Evet. Çok kesik geliyor maalesef. Şimdi yine devam edin isterseniz. Dediğim gibi yani sadece durumu konjonktürel gelişmelerle açıklamak eksik kalır. Bizim biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerekir. Evet. Niye oradaki yurtsever güçler bu konuları, bu gelişmeleri öngörüp birliklerini niye sağlayamadılar? Niye yumurtalar hepsini bir sepete koydular? Niye bütünlüklü bir politika ve birlikte tüm kesimleri kapsayıcı bir politika yürütülemedi? Şimdi bu sorunların cevabı Türkiye'nin jeopolitik durumunu değerlendirmesi kadar önemlidir. Biz geç de olsa başlayan Kürt grupları arasındaki yakınlaşma çok önemli bir gelişmedir. Ama geçmişteki eksikliklerimizi görüp bu durumun tekrar yaşanmaması konusunda da kafa yormamız. Peki bu gerekir. aynı zamanda Türkiye'nin oradaki birlik adımlarının atılmasıyla birlikte verilmiş bir cevap gibi değerlendirenler de var. Yani Türk devleti eşittir, siz birlik yaparsanız ben de böyle yaparım gibi değerlendirenler de var. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir ya da yorumlamak gerekir? Elbette. Böyle de değerlendirilebilir. Kaldı ki Türk Dışişleri Bakanı çok açık tehdit etti. Biz PYD'ye... Peki, biz... ses tamamen kesildi. Sinan Bey, ses mi duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorum. Peki, sizinle devam edelim. Mesut Bey, arkadaşlar tekrar ararlar. Dondu çünkü, tamamen dondu. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de kısaca görüşünüzü alalım. Ondan sonra Sayın Öztürk'ün de görüşünü alır. Bu kez Rojava'daki birlik tartışmalarına geçeriz. Herkese iyi akşamlar.
Diğer konukları selamlıyorum sevgiyle, saygıyla. Birkaç gün önce Afrin'de yaşamını yitiren, saldırı yaşamını yitiren kadınların önünde saygıyla eğiliyorum. Ailelerine, dostlarına başsağlığı diliyorum. IŞİD katliamının yıldönümü nedeniyle Kobani'de yaşamını yitiren bütün insanlarımızın manevi huzuru önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi benden önce konuşan arkadaşlarımızın anlattıklarından hareketle bizim şu sorun yanıtını aramamız lazım. Bütün bunlar niye? Zaten sizin tarafınıza da soruldu o soru. Yani Türkiye Afrin'den Kandil'in İran sınırına kadar artık. Sadece batı sınırı değil, artık doğu sınırı da söz konusu. Bunları güvenliği için mi yapıyor? Güney üzerinden ciddi bir tehdit mi algılıyor? Rojava üzerinden bir ciddi bir tehdit mi algılıyor? Bu sorunun yanıtı ortada yok somut delillerle birlikte. Yıllardan beri söylenen sınırda bir tane mermi atıldı, 3 tane bilmem top atıldı. Bunlar da gerçek mi değil mi tartışma konusudur. Bundan ibarettir. Üstelik İçişleri Bakanı sabah akşam açıklama yapıyor. Diyor ki zaten terörist 430-420'ye düştü. Her gün açıklıyor sayı. Ya 400'e 450'ye düşmüş bir tırnak içinde teröristle neden bu kadar güvenlik tehdidi algılıyorsun ki? Peki bütün bunların altında ne yatıyor? Birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesi, problemi sınır güvenliği değildir. Yani Rojava'da güney üzerine algıladığı bir sınır tehdidi falan söz konusu değildir. Mesele tamamıyla şudur. Türkiye diyor ki resmi olarak ben Irak'ın ve Suriye'nin birliğini savunuyorum. Söylem bu. Uzun süredir bu. Yıllardır bu. O da İran'da. Fakat her iki devletin fiili stratejisi Irak ve Suriye'nin parçalanması üzerinden yürüyor. Yani Irak ve Suriye parçalanacak. Ben ne yapacağım? Bunu Kürtlerden bağımsız olarak söylüyorsun. Bu sadece Kürtler meselesi değil, Kürdistan meselesi değil. Dolayısıyla fiili durum bu parçalanması üzerine hareket edince Kandil'in doğusundan ta Kilis'e kadar bir güvenlik koridoru 35 kilometre, 40 kilometre yetinmiyor. Süleymaniye'de de tehdit algısını gündeme getirerek Osmanlı Kürdistan'ı gündemde. Bir kere bunun üzerine durmamız lazım. İki, çok net görüldü ki İran ve Türkiye, Irak ve Suriye kendini savunamaz. Ağırlıkla güneyde İran, Rojava'da Türkiye, bazen ikisi örtüşerek, o nedenle görüldüğü gibi ortak hareket ediyorlar. Yani bu devletler kendilerini savunamazlar. Bunların birliği bizim meselemiz ama bunların birliği de mümkün değildir artık. Dolayısıyla biz fiilen ne yapacağız ki buralarda doğrudan doğruya denetim altına alalım. İran, Doran bölgesinin özellikle istikrarsızlaştırmak istiyor. Türkiye zaten demin söylediğim gibi çok uzun bir sahada bunu sürdürüyor. Bir etken daha var. Şimdi Türkiye diyor ki Kürtlerle ilgili bir bütün olarak Irak'la ilgili izletmiş politika ben kendi güvenliğimi sağlıyorum. Evet. Irak'la gidip görüşüyor. Aslında Irak'la yapmış olduğu görüşme de Irak rejiminin çok birlik politikasının Kürt meselesinde izlendiği ortaya çıkıyor. Ne dedi Irak? Resmiyette Türkiye'nin Irak'a müdahalesine hayır dedi. Ama fiiliyatta ben yapamadım. İran, Türkiye siz yapın. Evet. Türkiye'nin yapmak istediği fiilen şu anda Kandil'den şeye kadar bir Arap-Türk'ten kemerini örmek istiyor. Bu saldırıyla bu noktada mı değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu son saldırıya ilişkin rahatlığı buradan mı geliyor diyorsunuz? Evet, yani Türkiye'nin politikasını bizim bir tekil oralar üzerinden değil, bütünlüklü bakmamız lazım. Eğer Afrin'den ta Bresifya'ya kadar FETÖ açıyorsa, üniversite açıyorsa, Türk lirası devreye sokuyorsa, Suriye ve Rojava'da toplam 8000 kilometre kareyi şu anda denetliyorsa ve dahasını istiyorsa, Türkiye'nin meselesi 35-40 kilometrelik Arap-Türk'ten kemeri de değil, Türkiye bütün olarak Osmanlı, Kürdistan'ı istiyor. Peki. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Neden rahat hareket ediyor? Rusya ile Amerika arasında şu anda Libya'da çok net görüldü ki Türkiye şu anda kimden yana tavır alacak? Amerika Rusya'da çok ince bir politika izliyor. Amerika bir dönem
İnönü'nün tabiriyle ortanın solunda duruyor. Yani bir adım Türkiye'ye yakın duruyor ama eğer Türkiye-Rusya ilişkisi, ortaklaşması derinleşirse çok daha net olarak Halk Tercihi'nin kavrulacak. Dolayısıyla bu konumunu bu olayda da değerlendiriyor. Yani bana Rusya'dan muhtaç, Amerika'dan muhtaç. Ben daha konunun netleştiriyorum. Bu dediklerinizi zaten programın ilerleyen dakikalarında daha ayrıntılı konuşacağız. Bu girizgahta Sayın Berdan Öztürk ile TKH Başkanı'nın da görüşlerini almak istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu rahatlığı ve 3 Kürt kadın militanın orada, siyasetçinin orada katledilmesini bu şekilde? Ben de başta alışayım. Konuklarımızı ayırmak üzere izleyen izleyicilere saygılarımı sunmak istiyorum. Gerçekten de 271 insanımıza getirdiğimiz bir güne denk geldi. Onların saygıyla anıyorum. Halalar Rojava'da, dağ içerisinde karşı gerçekten kahramanca direnen on binlerce şehidimiz var. Onların anıları önüne de saygıyla eğilip bu şekilde ben de bir iki şey ifade etmek istiyorum. Yani Sayın Öztürk daha öncesinde katıldık. İşte ulusal birliğin ne kadar önemli olduğu tekrar aslında Kobane'ye yapılan 3 kadının katledilmesi üzerine yine tekrar ortaya çıkmış durumda. Yani Kürtlere karşı perdasızca davranan, Kürtleri yoksa yani, Kürtleri ortadan kaldırmaya çalışan bir sistemle baş etmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bu sisteme karşı, bu anlayışa karşı bir direniş gösteriyoruz. Şunu tekrar açıklamak için de yine gördük. Yani Kobani'ye bu kaldırmanın amacı ne? Bu rahatlığı nereden buluyorsunuz? Evet doğrudur. Sayın Sinan Çiftçi'ye, Sayın Mesut ve Sayın Yusuf da bunları değerlendirdi. Bu işte şu pepansızlığı gösteriyor. Tabii ki Amerika'ya bakmayacağız. Şimdi dört parçada Kürt. Bunu görmemiz lazım. Ama Kürtlerin tek eksik bu nokta kalıyor. Yani madem bütün değerlerine bu şekilde saldırıyor. İşte şimdi Kuzey Kürdistan'da bakalım. Yani mezarlara kadar, kemiklere kadar, cenazelerimizin kemiklerine kadar bu kadar saygısızlık yapılıyorken, doğaya bu kadar saldırı oluyorken, bizim bütün tarihimize, kültürümüze yönelik, değerlerimize yönelik bu kadar saldırı varken bu açık ne şekilde şunu gösteriyor. Bu yine söylüyorum, bu bir partiyle alakalı bir durum değil. Bu Kürt'ün varlığıyla ilgili bir durumdur. Bakın Hulusi Akar bugün bir açıklama yapıyor. Kürt'e Türk, Erdoğan'a nafta diyor. Aynı günde bir savcının bir şeyi var, mahkemeden bir talebi bulunuyor. Kürtçe dili bilinmeyen bir dil diye kayıtlara geçiliyor. Mahkeme başkanı da bunu kabul ediyor. Mecliste biz Kürtçe konuşma yaptığımız zaman X dili diye geçiyor. Bakın bu HDP'nin dili değil. HDP yani DBP'nin dili değil, DTK'nın dili değil. Kürt'ün diline yönelik olarak böyle bir yaklaşım var ve Savunma Bakanı, yani o saldırıdan sorumlu olan aslında, o üç kadın, üç insanımızın katledilmesinden sorumlu olan insanların başından Savunma Bakanı geliyor, kalkıyor bugünkü açıklamasına diyor ki biz Kürtlere, Türklere ne gibiyiz? Yani biz evet Türklere bizim bir sorunumuz yok. Mezopotamya coğrafyasında, Kürdistan coğrafyasında yaşayan bütün halklarla biz eşittir bir yaşam sürmek istiyoruz. Evet. Ama yani tırnak olayını artık bunları geçelim. Bunlar gerçekten artık yani Kürt halkının da Türkiye coğrafyasında yaşayan halkların da Mezopotamya coğrafyasında, Kürdistan coğrafyasında yaşayan halkların da kabul etmeyeceği bir süredir ertirnak olmayalım. Eşit olan niye ertirnak olmuyoruz? Şunu demeye çalışıyorum. Bir kere daha şunu gösterdiler. Özellikle Mahmut ve Şengal saldırısından sonra Kobani'ye yönelik olarak bu saldırıdan sonra şunu aşkına bir şekilde görmemiz lazım. Yani Amerika bir evet yumacaklar. Türkiye bir yandan NATO'nun üyesi. Ama biz şu anda Kürtleri temsil edenler olarak en azından biz söylemimizi bu saldırılara karşı bir tek söylem geliştirebilirsek inanın ki zaten Kobani direnişine başlayan Rojava direnişine devam eden ve tüm Kürt halkını dünyaya tanıtan bir direniş, bir bedel var. Kürtler orada mesela sadece kendileri için değil, orada yaşayan bütün halklar için ve DAEŞ gibi bir barbar çeteye karşı insanlığı savundular. Bütün dünya halkları da bunu biliyoruz. Eksik kaldığımız bir nokta var. Bu saldırılara karşı bugün bizim hep birlikte tek ses olarak Mahmur'dan başlayan, Şengal'a devam eden, en son örneğini Kobani'de gösteren saldırıda eğer bir dört parça, yine söylüyorum,
dört parça diyoruz zaten, bir şey demiyoruz, tek parça olarak görüyoruz ama sonuç itibariyle fiziki durum olarak ne dile geçiyoruz? Dört parçadaki sivil toplum kuruluşları tutun siyasi partilere kadar şiddetli bir şekilde bu şekilde erbarsız davranamaz. Peki, tepki göstermesi lazım diyorsunuz. Aslında konularımız çok iç içe, birbiriyle bağlantılı konular. Ben tabii bir programcı olarak tek tek başlık üzerinden alıp değerlendirmek istiyorum ama zaman zaman bunu başaramayabiliriz de önemli değil. Konuklarımız o konuda elbet görüşlerinizi ifade ederken rahat davranıyorsunuz. Ben Sayın Foza Yusuf'la devam etmek istiyorum. Bu Rojava'daki birlik görüşmeleri doğrusu son 4-5 aydır gündemde ama son PYNK ve EDKS açıklamasından sonra bu daha çok tartışılmaya başlandı. Şu anda görüşmeler ne aşamada? Son yapılan ortak açıklamadan bugüne kadar geçen süredeki gelişmeleri özellikle bilgi olarak da istiyoruz. Tabii yorum olarak da yorumumuzu da almak isteriz. Buyurun. Tabii biz YMP'de çok sefer dile getirdik. Buradaki Kürt güçleri ne kadar ortaklaşırsa, yani hem Suriye'nin sorunlarına yönelik çözüm geliştirmeye yönelik hem de Kürt sorununa yönelik yaklaşımımız ne kadar ortaklaşırsa bu kadar daha etkili siyaset yapma imkanımız olur. Ve aynı zamanda var olan, yani Kürtlere yönelik var olan hem yani olumsuz politikaları önleme anlamında hem de var olan gelişmeleri kendi lehimize yürütmeye yönelik de bir imkan oluşturmuş oluruz. Bu nedenle var olan inisiyatiflerin hepsine biz her zaman şey yaptık, yani olumlu cevap verdik ve var olan işte inisiyatifler TNP olsun, bazı işte buradaki entelektüel ve bu tür insanlar olsun şeyleri oldu, yani çabaları oldu ama bu konuda çok ilerleme sağlanmadı. En son KSD tarafından, KSD komutanları tarafından böyle bir inisiyatif geliştirildi ve hem dış güçler de buna destek sundu. Belli bir aşamaya gelindi diyebilirim. Evet. Tabii yani var olan siyasal durumu değerlendirdiğimizde, var olan kaos ve tehlikeleri ele aldığımızda çok yavaş ve çok orada istenilen içinde yürüyen bir durumdur, yani daha hızlı, daha sonuç alıcı olmamız gerekirken çok kaygılı ve çok yavaş giden bir durum var. Bu kuşkusuz yani farklı nedenleri var. Şimdi araya şöyle bir soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. Doğuk Anlaşması esas alınacak dedi. Doğuk Anlaşması aslında biliyoruz bir şekliyle pratik adımlar atılırken çok yaşama geçmedi. Yani askeri, idari ve toplumsal anlamda belki bir siyasal çerçevede anlaşıldı ama bu pratik adımları atmada bu kez ağır ilerlemenin bir nedeni bu mu? Bir de gerçekten o pratik adımlar önümüzdeki aşamada rahat atılacak mı? Yani çokça dışarıdan da bu süreci bozmaya dönük çaba içerisinde olanlar var. Şimdi bu aşamada sadece siyasi görüş anlamında, ortaklaşma anlamında bir mutabakat sağlandı. Evet. Yani bir daha imzalanmış bir ittifak ortada yok. Yani bunu tabii ki kamuoyunun bilmesi önemlidir. Bu da yani çok iyi bir şey değil. Yani ben bunu belirtmek istiyorum. O yüzden yani daha çok anlayış anlamında yani bir mutabakat sağlandı. Bu Suriye'deki sorunlara yönelik bakış açımız nedir? Bizim çözüm aynı zamanda bizim çözüm arayışımız ve çözüm yolumuz nedir? Bunun üzerine mutabakat sağlandı. Evet. Ve bununla birlikte
Kürtler kendi aralarında bir siyasi bir mevci oluşturma gerektiğini konusunda anlaşma yani sağlanmış ya da mutabakat sağlanmış. O pozisyona yönelik yaklaşımımız ne olmalı? Hangi kriterler esas alınmalı? Ve en son olarak da Afrin ve Serikani ve Giresipli'ye yönelik işte bu yani demografi geliştirilmesi olsun, aynı zamanda bir soykırım politikası var. Buna yönelik de ortak çalışmaların ve ortak mücadelenin verilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlanmış. İkinci aşama aslında bu DUHOK maddeleri dediğimiz şey ikinci aşamada daha çok tartışılacak. İşte bu demokratik özellik yönetiminin bundan sonraki süreç için nasıl örgütlenecek? Bu konuda ele kesenin rolü ne olur? Aynı zamanda Kürt, işte dediğimiz Kürt onay merciği rolü ne olacak? Peki. Oranlar nasıl olur? Yani her iki güç arasında. Yani birçok şey aslında diyebilirim. Yani kritik konular tartışılacak. Yani bunlara daha geçilmiş değil. Ve birinci aşama yani bir açıklamayla sonuçlandı. Evet. Ama biz daha yolun başındayız. Ve ikinci aşama daha başlamamış. Yani bu konuda her ne kadar şey varsa yani çabalar varsa ama yani daha ilk görüşme olmamış. Tabii ki işte bu ara buluculuk yapan güçler bu konuda şeyleri çabalar devam ediyor. Evet. İkinci aşamayı başlatma konusunda. Ama çok nettir ki daha ikinci aşama başlatılmış değil. Ama daha da yol alınacağını görüyoruz. Ben Sayın Tek'e tekrar geçmek istiyorum. Birinci bölümde aslında konuşmanızda biraz da yaşananları Kürtler arasında birlik olmamasından kaynaklandığını eleştirel bir bakış açısıyla dile getirdiniz. Ne yazık ki zaman zaman kesintiye uğradığı için tam anlaşılmadı. Umarım o sıkıntıyı aşmış oluruz şimdi. Tekrar size sormak istiyorum. Yani PYNK ile NKS arasında ikinci aşamaya geçildiği bilgisi var. Bunun tabii aslında Kürtlerin dört parçadaki konumlanmasıyla da yakından ilişkisi var. Siz bu birlik görüşmelerini ve oluşturacağı etkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Rojava'daki birlik görüşmeleri üzerine görüşlerinizi alalım. Sonrasında belki diğer parçalara yansımasında konuşuruz. Kuşkusuz Kürtler arasında bırakın birlik yapmayı, en küçük bir yakınlaşma bile Kürt Ulusal Hareketi'ne bir hizmettir. Bu nedenle de biz bu alanda yapılan her türlü çabayı destekleriz, destekledik ve bundan sonra da destekleyeceğiz. Ama benim dikkatimi sunmak istediğim bazı sorular var, bazı sorunlar var. Örneğin yapılan uzlaşmanın DUHOK anlaşması temelinde olduğu söyleniyor. DUHOK anlaşması aşağı yukarı 5-6 yıllık bir süreçtir. 5-6 yıl önce anlaşma yapılmış. Niye bugüne kadar hareketi hayata geçirilmedi? Şimdi bu ne yazık ki Kürt hareketinin içinde bulunduğu trajik durumu ortaya koyuyor. Şimdi Kürtler birlik yapmak için niye Amerika'nın yönlendirmesini aklına kalsınlar? Niye Fransızların Bosça talepleriyle karşılaşsınlar? Biz kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak birliğe ölümüne muhtaç olduğumuzu kabul etmeyecek, onu anlamayacak bir düzeyde miyiz? Kürt hareketi bu düzeyde değil. Kürt hareketinden çok daha gelişkin bir düzeyde. Her ağzımızı açtığımızda Kürtlerin birliğinin sonuç belirleyici olduğunu söylüyoruz. Ama pratikte baktığımızda ne yazık ki bunu göremiyoruz. Sorun şu, niye bunca yıl üzerinden bunca yıl geçtikten sonra tekrar döndük Cem mutabakatına, Evler mutabakatına? Umarım biz bu yanlışları, bu yanlış söylemleri
önümüzdeki süreçte tekrarlamayız. Örneğin Rus peşmergelerin Kürdistan'a geçişini biz savaş nedeni olarak görürüz, anlayışlı önümüzdeki süreçte de devam edecek mi? Örneğin Güney kendi işine baksın, Barzani kendi işine baksın, bizim işimize karışmasın anlayışı acaba önümüzdeki süreçte devam edecek mi? Bunlar çok önemli sorunlardır. Bu sorunları dile getirdiğimiz zaman Kürtlerin birliğine karşı olduğumuzdan dolayı değil, aksine geçmişte yaşanan olumsuzluklardan dersler çıkararak atacağımız adımları ona göre belirleme, ona göre adımlar atma. Ya seste problem oluyor. Ben tekrar sorayım. Mesut Bey, sesiniz gelmiyor. Maalesef ses kesildi. Sesle ilgili bir sorun var. Hiç duyamıyoruz sesinizi. Arkadaşlar, bir sese bakabilir misiniz sesini açmaya? Yok, Mesut Bey, ses hiç duyulmuyor. Ben Sinan Bey'e geçeyim. Bilemiyorum, sizler ses duyabildiniz mi? Tekrar Mesut Bey'e geri döneceğiz. Arkadaşlar bir konuşsunlar tekrar. Sesle ilgili bir sorun var. Sesinizi alamadık çünkü hiç. Sinan Bey, duyuyor musunuz bizi? Evet. Ha, ben aslında Mesut Bey'in bıraktığı yerden de bir şekliyle sorarak devam etmek istiyorum. Yani olasıdır ki oradaki görüşmeler uzun sürecek ve arada belki inişli çıkışlı dönemler de olacak. Bir bütün olarak Kürt hareketinin dört bir parçasından bu meseleyi güçlendirmek için nasıl bir görev ve sorumluluk Kürt siyasal partilerini bekliyor? Bir de tabii genel olarak Kürt partilerini, Kürt siyasetini dört parçada nasıl etkiler bu süreç? Yine somut yaşamdan hareket etmek lazım. Somut olgu ve süreçlerden. Nedir bunlar? Esad ne diyor? Çok önemli bir açıklama yaptı. Rıza'daki arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Kürtler, Suriye'de bir Kürt sorunu yoktur. Kürtler bizim kuzeyli misafirlerimizdir. Bunun manası çok açıktır. Gün gelecek misafirlere yalla Kürdistan diyecekler. İkincisi, çok net görüldü. Güney Kürdistan'ın Rojava'ya ihtiyacı var. Rojava'nın da Güney Kürdistan'a ihtiyacı var. Bu siyaset üzerinde ciddi bir basınç oluşturuyor. Çok net görüldü. Düşman, sömürgeci rejimler ayrım yapmıyorlar. Güney ya da kuzey, doğu ya da batı diye bir ayrım yapmıyorlar. Kürt kazanımları nerede varsa o kazanımları esas alıyorlar, hedef alıyorlar. Bu üç önemli nokta, uzatmak istemiyorum. Bunlar Kürt siyaseti üzerinde çok ciddi bir basınç oluşturuyorlar. Tabii uluslararası güçlerin de birlik önünde demokratik basınçları var. Bu ortamda Kürt partilerimizin, siyasetimizin hani yerim dardır, oynayamam deme şansı artan oranda daralıyor. Bir kere partilerimizin, siyasetimizin bunu göz önünde bulunması lazım. İkincisi, gelelim şu anda 16 Haziran'da atılan adım, sonrası yani Doğu 2014 anlaşmasının yaşama geçip geçmeyeceğini. Nerede kaybettik? Oraya dönmemiz lazım. Nerede tıkanmıştı? 2014 Doğu anlaşmasının pratik sahada, yani iktidarın paylaşmasında ya da yönetim diyelim buna, ya da askeri güçlerin merkezleştirilmesinde, idari ve diğer alanlarda bir ortaklaşmaya gerektiriyor. Orada bir tıkanma yaşandı. Demin Mesut Bey kısmen bazı noktalara değindi. Hadise şu, demin birkaç cümleyle özetmeye çalıştığım, eğer Kürt siyaseti birlik olmazsa, ortaklaşmazsa, eğer kazanımlarının büyütülmesini esas almazsa,
biri de kazanmayı önüne koymazsa biri de kaybeder. Bu kadar net. Dolayısıyla bizim sahadaki güçlere, yani 2014 sahaya gelecek ve ciddi sıkıntılar yaşanacak. Söylemde kolaydır ama pratik hayatta onu uygulamak zordur. Çağrımız bizim NKS'e de, TEVDEM'e de çağrımız, pratik sahanın gereklerine uygun hareket etmeleridir. Kürt anaları dört parçada, Kürt halkı gözü kendilerinin üzerindedir. Talep edilen şudur, çok açık konuşmak istiyorum, Kürt siyaseti arasında 40 yıldır devam eden soğuk savaş duvarının yıkılması lazım. Peki. Bunun zamanı geldi. Biz Kuzey'de 2019 yerel seçimlerinde bunun adımını attığımızı söyledik. Bu duvarı yıkamadık dedik ama biz bu duvarda bazı taşları indirdik ve küçük de olsa bir gedik açtık. Şimdi Rojava'nın önünde, Rojava'daki siyasi partilerimizin önünde bir tarihi fırsat var. Bu soğuk savaş duvarını yıkın. Dolayısıyla bu yıkım dört parçada muazzam bir ufuka, bir yönelime yol açacaktır. Gerisi ayrıntıdır. Eğer biz bugün iktidarda anlaşamazsak, askeri güçlerimizi birleştiremezsek o zaman herhangi bir şey tartışmayalım. Birleştiremezsek güneyin pozisyonu ortadadır. Anlatmamıza gerek var mı? Kendileri bizden daha iyi biliyorlar. Güney 30 yıldır neden çekiyor? İki ayrı askeri yapılanmadan çekiyor. Peki. Demektir ki bundan çıkarılacak sonuç ortadadır. Özetle diyeceğim bu, eğer birlik atımı atılırsa bunun dört parça üzerinde Kuzey başta olmak üzere çok büyük bir etkisi olacak. Peki. Sayın Öztürk, size de aynı soruyu sormak istiyorum ama özellikle ikinci aşamaya geçişle ilgili kaygılı bir yaklaşım da var. Ama diğer taraftan Foza Hanım'ın da dediği gibi ağır giden bir süreç de var. Yani biraz da belki ince eleyip sık dokuyarak gidiyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer parçalara etkisi ne olur bunun? Yani başta tabii ki yani geç kalınmıştır. Bu tür eleştirilerden tabii eleştire bulunabiliriz ama geç de olsa böyle bir adımın atılması Rojava'da gerçekten çok böylesi bir süreçte, hele hele böylesi bir süreçte özellikle saldırıların Kürt varlığına yönelik saldırıların bu kadar ayıpa çıktığı bir dönemde PYD'nin ve NKS'nin böyle bir çaba içerisine girmesi tarihi anlamdan da psikolojik anlamda da moral anlamda da diğer üç parçayı da etkiliyor. Olumlu bir etkidir. Bu açıdan yine tekrar sizin vesilenizle bu program vesilesiyle kendilerini kutluyorum. Şimdi saldırılardan bahsediyoruz. Hani, yani bunu açıdan bir şekilde görmek lazım. Yani bazı şeyler artık partiler demokratik mücadele verebilir, partiler ideolojik anlamda mücadele verebilir. Bunlar demokrasinin gereğidir. Daha önce de defalarca dile getirdik. Ama şu andaki saldırılar açık net şekilde partiler üstü bir dayanışmayı gerektirir. Yani AK Partisi ve Ver Partisi'yle alakalı bir durum söz konusu değil. Bugün eğer Mahmur'a saldırı gerçekleşiyor, Mahmur halkı nereden gelir? Hani bunu çok iyi biliyoruz. Botan'ımızdır, Kapalı'dır. Buradaki baskılara zulmen boyun eğmediği için Kürdistan'ın bir parçasına, diğer parçasına gitmiştir. Yani Kürdistan toprağına gitmiştir. Evet. Yani bu açık nettir. Orada kendisine bir kere yeni bir yaşam, yani Kürdistan coğrafyası üzerinde yeni bir yaşam kurmuştur. İkide bir buraya saldırması nedir? Bu hangi partiyle biz izah edebiliriz? Hangi anlayışla izah edebiliriz? Aynı şekilde Şengal, 73 fermanın yaşandığı, hani Kürt eziler üzerinde 73 tane ferman yaşanıyor. Defalarca buralarda saldırılıyor. Afrin'i işgal edildi. Afrin'in ne alakası vardı yani? Afrin'i bırakın, Rojava'nın tamamına baktığımız zaman defalarca dile getirdik. Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı söz konusu değil. Tam tersine Türkiye'de var olan sorunları çözme noktasında defalarca el uzatıldı. Adı da uzatılıyor. Ama nedir buradaki amaçlar? Güney Kürdistan. Şimdi PKK'yı bahane ediyorlar. Saldırı yapıyoruz. PKK hareketlerdir. Kaplan bilmem. Bir sürü isim uyduruyorlar. 30'un üzerinde şu anda nokta kurmuşlarsa bu Güney Kürdistan'ın işgalidir. Bu açık ve nedir? Yani referandum sürecini biz defalarca örnek veriyoruz. En başta karşı çıkan devletlerin başından Türkiye geliyordu. Ve oradaki halkımızla, ben güneyli gayrıyım, ben hani olmak söylüyorum ama Türk halkını tehdit eden, açlıkla tehdit eden bu anlayıştır. Şimdi bu anlayışa karşı hala biz halkı neyi şey yapacağız yani? Şimdi bu anlayış bizim vatanımıza saldırıyor. Bu oldu, şu oldu, bu oldu, bu olmadı, tamam tabii ki eksiklerimizden ders alacağız. Ama şu anda gerçekten 100 yılımızdan bahsediyoruz. Bütün katılımcılar da herhalde buna katılır. 100 yılı kaybettik.
bir yüzyılı daha kaybetmeyelim diye hayatımız tüm konuşmalarında bunu bile getiriyor. Şimdi bizim yüzyılımızdan saldırı var. Şimdi şu andaki zihniyet çoktaki anlayış. Şunu söylüyorum. Tabii bu AKP'de başlar, bu devletin kuruluşundan beri böyledir. Tekçi anlayıştır, faşisttir ve Kürt düşmanıdır. Hani demokrasi düşmanıdır, bunları bir kenara bırakın. Kürt düşmanıdır. Size bir örnek lazım yani. Yani dilimize X dili diye diyorlarsa, bilinmeyen dil diyorlarsa, biz artık bunun bir noktada bir durmamız lazım. Bir nefes almamız lazım. Ne oluyoruz? Bunu söyleyen ki, bakın mecliste bizim yaptığımız konuşmalara bir örnek verdim. X dil diye geçiyor, X. Barack Obama geldi, Barack Obama'nın konuşmalarına, saatlere bakıyorsunuz. Hepsini yazmışlar, İngilizce yazıyorlar. İşte o yüzden bunları artık bilmeniz lazım. Hani burada bir partiye saldırı yok. Ya da bir işte PKK'ya saldırı söz konusu değil. Demokrasi toplam kurulmasına bir saldırı söz konusu değil. Yani Kürt'ün diline saldıran hangi partide olursa olsun Kürt'ün varlığına saldırıyor. Bu açıdan o açıdan önemlidir. Bu oradaki çabalar özellikle Rojava'daki çabalar önemlidir, anlamlıdır. Tabii ki kuzey sahası belirleyici olacak olan da kuzey sahasıdır. Kuzey Kürt'ü sanır. En büyük parti olmasından dolayı yıllardır belki mücadelenin öncü gücü olmasından kaynaklı olarak bizim buradaki siyasi partiler olsun, kurumlar olsun, STK'lar olsun ya da topluma öncülük eden Rusbiler dediğimiz bütün kesimler olsun. Buradaki duruşumuz da Rojava'ya güç verecek. Peki. Rojava'daki bu girişimleri daha da güçlendirecek, daha da cesaretlendirecek, daha da anlam kazandıracak. Yani bu açıdan tabii ki Kuzey Kürdistan'da bunların çabaların desteklenmesi çok çok önemli. Böylesi bir süreçte dediğim gibi ve bizim cesaret verici, destek olucu söylemlerden çünkü ihtiyacımız olan da bu. Gerçekten yine de olabilir, birinci aşama diyebiliriz, ikinci aşama diyebiliriz. Gecikmiş olabilir ama sonuç itibariyle böyle bir çabanın böylesi bir süreçte ortaya konulması hem HDP tarafından hem PYDK tarafından böyle bir çabanın ortaya konulması böylesi bir süreçte ciddi anlamda bir mesajdır. Zaten bu mesajdan dolayı da bu adımın atılmasından dolayı da bu saldırıların gerçekleştiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Peki. Sayın Tek, biraz önce ne yazık ki sesiniz kesildi, yarım kaldı söyledikleriniz ama mümkünse o duymadığımız bölümdeki görüşlerinizi kısaca bize özetlerseniz, çünkü kaygılarınızı da dile getirmiştiniz. Ondan sonra hemen Güney Kürdistan başlığına dönmek istiyoruz. Buyurun. Şimdi sesim geliyordur umarım. Evet, geliyor. Yaşanan eksikliklere parmak basmamız, bu eksikliklerin tekrarlanmaması konusunda düşüncemizden kaynaklanmaktadır. Bazıları oradaki adımları göğe çıkararak destek sunarlar. Biz de eksikler dile getirerek, bunların tekrar yaşanmamasını talep ederek bu sürece katkı sunmak istiyoruz. Bakın, bir şeyin dikkatinizi çekmek istiyorum. Hevler ve Doğukmut mutabakatlarının temel taşlarından olan iki parti bugün bu görüşmelerden dışlanmış durumdadır. Parti Peşvarı ve Elvahde Birlik ki her iki mutabakatın bu çalışmanın içinde değiller. Ve ne yazık ki PYD topu NSK'ye atıyor, NSK topu PYD'ye atıyor. Yani sanki böyle bir mutabakat vardı. İkisi arasında bu iş çözülmeye çalışılıyor. Bu işte tam Keki Sinan'ın söylediği gibi iktidarı paylaşmama kaygısından kaynaklandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu politika terk edilmelidir. Büyüklüğü, küçüklüğü, tüm yurtsever güçler bu sürecin bir parçası olmalıdır. Peki. Eğer de davranılmasa yabancı güçlere bu işi el atıp bu işi manipüle et, yol açılmış olur ki bunu hiç
istenmeyen bir durum olarak karşılaştırıyoruz. Önemli buluyorsunuz. Sayın Foza Yusuf, Güney Kürdistan başlığına geçmek istiyorum ama belki özellikle söylenenlerle ilgili PYD'ye dönük de iki partinin bulunmamasıyla ilgili yaklaşımı belirtti Sayın Tek. Söyleyebilecekleriniz olabilir onunla ilgili. Çok kısa mümkünse değerlendirmek istiyorsanız bu konuyla ilgili görüşünüz varsa söyleyin. Yoksa Güney Kürdistan'daki saldırılara dönük soracağım. Türk Devleti'nin sivilleri de hedefleyen saldırıları giderek artıyor. Bugün de çok ciddi bir biçimde bir piknik alanına havadan saldırı düzenlendi. Bu meseleyi konuşacağız. Buyurun, size özellikle söz vereyim. Güney Kürdistan'a da akabinde yine sizinle devam ederiz. Ben tabii ki bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten durum biraz farklıdır. Yani biz baştan itibaren şunu yani istedik ve hatta yani ısrar da ettik. Bu Kürt sorunu ya da Kürt birliği sadece bir iki örgütün sorunu değil. Bu halkımızın bütün fertlerinin sorunudur. Ve özellikle siyasi partilerin, buradaki Kürt siyasi partiler, herkes sorumlu. Ve herkes kendi cephesinde bu birliğe de katkı sunması lazım. Ve zaten yani eğer Kürt birliği deniliyorsa ve onu gerçekleştirmek istiyorsa bütün partilerin katılması lazım. Yoksa bu Kürt birliği değil, iki partinin birliği olur. Bu nedenle bizim böyle bir ısrarımız oldu. Ama başta yani tıkanma olmasın diye biz başlatmak istedik. Ama ikinci aşama, yani biz dedik biraz bir iki tartışmadan sonra kesinlikle öbür partilerin katılması gerektiği konusunda hatta yani bir şartımız oldu. Bu nedenle bir iki şeyden sonra, yani sonuçtan sonra yine biz bu talebimizi ineledik ve hatta bazı görüşmeler de bundan dolayı gecikti. En son şimdi 25 parti, yani işte TNK adıyla katılıyor. Ama ben bunu söylemek isterim. Aslında peşdamıyla gitti işte Sayın Tekin söylediği doğru, bunlar da doğru görüşmelerinde hazırdı. Ve onlara yine teklif götürüldü onların kurması için. Ama ikisi katılmak istemedi. Yani bizim tarafımızdan kesinlikle bir dışlanma söz konusu değil. Tam ama tersi. Sonuçta biz yani, evet, onların kesinlikle katılması gerektiği ve şu ana kadar da bizim çabalarımız bu yönde. Aslında çok ayrıntı bir konu. Belki birçok izleyici bu tartışmanın farkında da olmayacak. Ama mutabık kalınan nokta şu herhalde. Tüm siyasal tarafların bu sürece mutlaka dahil edilmesi için çabalar sürüyor. Buradan ben Güney Kürdistan başlığına geçmek istiyorum. Güney Kürdistan'daki saldırılar gerçekten çok önemli. Yani Zinevert'te bir çatıştırma sevdası vardı Türk Devleti'nin. Hemen ardından da bu sefer Haftar'ın üzerinden geniş kapsamlı bir saldırı başladı ve son günlerde de sivil yerleşim alanlarına dönük bir saldırı başladı. Bugünkü saldırı da çok ciddi, yani sanırım önümüzdeki günlerde çokça tartışılacak bir konu. Çünkü görüntüler onu gösteriyor. Piknik yapan, suyun içerisinde oynayan çocuklara havadan kurşunlar yağdırılıyor. Bunlar kameraların önünde ya da insanlar hatıra fotoğrafı ya da hatıra görüntüleri çekerken yaşanıyor. Nedir gerçekten bu kadar ciddi bir biçimde Türk Devleti o bölgede bir piknik alanına saldıracak kadar gözü kara eden durum? Tekrar Foza Hanım, sizinle devam edelim. Bence esas nedeni budur. Türk Devleti hep PKK, Kürt sorunundan ayrı olarak ele almaya çalışıyor ve bir Kürt sorunu değil, aslında bir partinin sorunu. Bu nedenle işte bir partiye yönelme, bu saldırıların her yönüyle bir örgütle sınırlandırılması hep şeyi var, çabası var. Şimdi bu konuda başarısızdır. Neden?
bir Kürt sorunu var ve hiç kimse bunu artık inkar edemez. Ve şu an Kürdistan'ın dört parçasından bütün Kürtler kuzeydeki savaşla, kuzeydeki mücadele, kuzeydeki direniş ne kadar haklı olduğu hiç kimsenin kuşkusu yok. Mesela ben bu son süreçte Güney basınını izledim. Adeta yani halkı böyle mesela kameralar önünde halkı tahrik etmeye çalışan hatta tutumlar olabiliyor. Ama halk mesela bu konuda çok net cevap veriyor. Diyor ki burada PKK yok. Kürtler hedefleniyor. Ve bu çok bilinçli bir politikadır. Aslında bunun esas nedeni de insanları tahrik etmeye çalışıyorlar ki insanlara sokağa çıksın işte desin ki işte gerilla buradan çıksın, gerilla istemiyoruz. Amaçları bu temeldedir. Ama ben bunu çok açık olarak görebiliyorum. Yani Kürt halkı gerçekten politiktir ve bu oyunun farkında. Evet. Nasıl ki şimdi mesela bir otobüs, bir herhangi bir köyde bilinmiyor mu? Uçakla zaten 24 saat izleniyor. Sivil olduğu herkes biliyor. Teknikleri de bilmem her şeyi ayırt edebiliyorsa neden sivillerin olduğunu görmüyorlar? Ama bir irade var. Çünkü Güney Kürdistan'da bir irade var. Halk mesela bu oyunun farkında. O yüzden sivillerin o iradesini kırmaya yönelik, morallerini bozmaya yönelik, tahrik etmeye yönelik bir politika var. Ve bu çok bilinçli bir şekilde yani ortaya konuluyor. Bu nedenle gerçekten bu çirkin politika, bu yani son derece ahlaksız bir politikadır. Sivilleri bu kadar hedeflemesi Türk Devleti'nin ne kadar kirli bir savaşın yüzünü zaten ortaya çıkarıyor. Evet. Bir bilmem Süleymaniye'de, Zafo'da birçok köyde bu son süreçte her gün bir sivil katil ediliyor. Ve aynı zamanda işte Şengar'da. Şengar'daki olay da öyle. Bilmem Kobani'deki olay. Yani bunlar hepsi birbirinden ayrı değil. Hepsi de Kürt halkına yöneliktir. Siz ya teslim olacaksınız ya da biz sizi bombalayacağız. Başka bir mesaj yok bunda. Evet. Ama ben şunu da demek istiyorum. Yani bizim halkımız bunun farkında ve hiçbir şekilde bu oyunun bir parçası haline gelmeyecek. Peki. Ve tabii ki Şerabize'deki tutum çok önemlidir. Çok önemli. Aynı zamanda Süleymaniye'deki, Evre'deki insanlarımızın tutumu çok önemli. Biz ki birbirimize sahip çıkmazsak yarın bir gün bu tam bir soykırımdır bu. Sadece bir alana sınırlı kalmaz. Ya yani bunu artık herkes farkındadır. Peki. Kürdistan'ın dört parçası var olan saldırılara karşı çok duyarlı olması lazım. Peki. Bu gerçekten bir kalım ölüm meselesidir. Bak Türkler her gün diyorlar bizim baka sorunumuz var. Ne baka sorunu? Her yere saldırıyorlar. Her yere soykırımdan götürüyorlar. Kendi işte kirli siyasetlerini kontrol etmeye yönelik her yere artık saldırmaya çalışıyorlar. Onun adı da baka sorunu olarak koyuyorlar. Peki. Başkasını ortadan kaldırıyorlar. Kendi bakalarını bilmem garanti almak için. Şimdi bu oyunu, bu yalanı kim kabul edebilir? Peki, zamanı verir. Bu nedenle yani ben diyorum bu çok bilinçli bir politikadır. Halkımıza yönelik var olan irade ve var olan tepkileri ortadan kaldırmak içindir. Kesinlikle bizim önümüzde sadece bir seçenek var. O da kendi kimliğimize, kendi varlığımıza sahip çıkmamız lazım, savunmamız lazım. Yoksa Hafter'in düşerse ben önceden de söyledim. Zaho düşmüştür. Hevler düşmüştür. Aynı zamanda Süleymaniye düşmüştür. Hiç kimse kendini kandırmasın. Şimdi bilmem Hafter'in dağları düşerse gerilla ortadan kaldırılırsa ne kalacak? Güneyde ne kalacak? Hangi irade? Hangi otorite kalacak?
Evet. Kim kendini kandırabilir? Kesinlikle yani bu konuda çok duyarlı olmak lazım. Nerede gerilla darbe alırsa bu kesinlikle Güney Kürdistan'ın daha fazla bir bütün olarak ısrar edilmesi anlamına gelecek. Peki bir bütün gerilla olarak. Gerilla şu an bir duvardır yani. Peki. Bir bütün olarak işgalci saldırı. Kesinlikle bile kuşatmaya anladı. Yani şu an esas neden ben bir Sinan Sayın Sinan'a katılıyorum. Dedi ki yani bu çok farklı bir oyundur. Sadece Kürtleri de hedeflemiyor. Kesinlikle Musul hedeftir, Kerkuk hedeftir, Halep hedeftir. Peki. Ama bunun yolu da Kürdistan'dan geçiyor. Şimdi yani herkes bu şekilde okuması gerektiğini düşünüyorum. Ben doğrusu araya girip sözlerinizi kesmek istemiyorum. En nihayetinde önemli başlıkları da tartışıyoruz. Ama biraz da zamanı verimli kullanmak adına zaman zaman araya girsem de kusura bakmayın lütfen. Çünkü sonuçta programın da belli bir süresi var ve doğrusu önemli izleyiciye duyurduğumuz başlıkları da konuşmak istiyorum. Bir de konuklarım arasında söz verirken zaman zaman sıralama değişikliği de yapıyorum. Baştan sona aynı sırayla gitmek doğru olmayabilir ama belki Sayın Yusuf Kadın olduğu için biraz öncelik tanıdık ona konuşmada. Burada Sinan Bey'le devam etmek istiyorum. Sayın Çift Türek bu güneye dönük saldırıları değerlendirirken siz ne dersiniz? Bir de bir gerçekten belki önemli olan noktalardan biri de şu. Kürt hareketi bir bütün olarak bu saldırılara karşı ortak tutum alabilir mi? Yani esasen Zineverte provokasyonunda Kürt halkının farklı kesimlerden bir ortak tutumu ortaya çıktı. Kürtler arası çatışmaya kesinlikle karşı çıktı. Olmaz dedi. Ve bu konuda da görünen o ki etkili de oldu Kürt kamuoyunun tutumu. Şimdi aslında hem Kürt kamuoyunun hem Kürt siyasal yapılarının bir sorumluluğu var burada. Siz bu konuyu değerlendirirken ne dersiniz? Teşekkür ederim. Yine tekrardan tek tek olayların ötesinde fotoğrafın bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye, Irak, İran bir ortak karar verdiler ve harekete geçtiler. Türkiye ile İran açıktan harekete geçti. Irak ise kaçak ya da gizli güç olarak devrede. Doğacı yani İran ve Türkiye. Bir kere bu tespiti yapmamız lazım. Yani 17 Ekim 2017 Kerkük yıkımı konsepti Türkiye ile İran arasında devreye sokuldu. Bunun altını çizmemiz lazım. Biz o kanattayız parti olarak, Kürtsel Komünist Partisi olarak. Dolayısıyla bütün Kürt siyasetinle bu noktaya dikkatlerini çekmek istiyoruz. Tehlike sandığımızdan daha öte büyük demek istediğimiz. Peki neden bu noktaya geldiler? İki nokta üzerine durulabilir. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük kuşatma planını devreye sokması meselesi var. İkincisi bununla paralel Sezer planı olarak Suriye meselesi var. Evet. Bu iki mesele İran'ın kuşatılması, güneye biçilen bir rol var aynı zamanda. Bu belki başlı başına bir ayrı konu. Sezer meselesi ise başlı başına zaten Suriye'yi tamamıyla felç ediyor. Bunlar kendileri açısından çok ciddi tehdit algılıyorlar. Harekete geçmemiz lazım dediler İran ve Türkiye. Unutmayalım İran her zaman Kürdistan siyasetinde esas dalga kıran oyun kurucudur. İkinci etken şu söylenebilir. Kısa keseceğim. Sanki bana şöyle geliyor, bize şöyle geliyor. Yani bu tam bu pandemi sürecinde bazı küresel aktörler kendi içe kapanırken, kendi iç meseleyle yoğunlaşırken Türkiye İran tam da zamanıdır demeye başladılar. Özellikle Libya üzerindeki hesaplaşma, Türkiye'nin kendi pozisyonu meselesi sanki bu tam zamanıdır dediler ve harekete geçmemiz gerektiğini söylediler. O nedenle Kürdistan siyaseti, Kürdistan partileri dört parçada iktidar meselesi, Balık bölge, Şengal şöyledir, şurası böyledir. Bunlar artık Kürt siyaseti açısından ayrıntılardır. Şu parçalardır. Bu kendi iç azmazlıklar, iç sorunlarını kesinlikle Irak'a taşımadan, Şengal meselesi Irak'a taşınamak, Şengal meselesini kendi işlerine çözmeli. Dolayısıyla atlaşmalar lazım, yoksa tehlike sandığımızdan daha fazla büyüktür. Türkiye'de çağrımız şudur, cümleyle söylemek istiyorum. Türkiye, Orta Doğu'ya emperyal açılım yapmaz. İran'la yarışın.
bunun emperyal açılım değil de eğer Orta Doğu'ya gerçekten soft power olarak, yumuşak güç olarak açılmak istiyorsa bunu yolu Kürtler'den geçiyor. Bir dönem denemek istediler, kesildi. Çağrımız odur. Kürtlerle ortaklaşmadan demokratik olarak Orta Doğu'ya açılan. Peki. Sayın Öztürk, sizden de bu konuyla ilgili mümkünse değerlendirmenizi kısaca almak istiyorum. Hem sivillere saldırı boyutuyla hem de gerçekten Kürt hareketinin bu saldırılara karşı ortak tutum alıp almamasıyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki kongre odaklı bir önce de dile getirdik. Hangi parçada olursa olsun halkımıza yönelik olan bu saldırıları şiddete kınıyoruz, kabul etmediğimizi bir kez daha bu vesileyle dile getirmek istiyorum. Yani Sayın Öztürk gerçekten hani ne Osmanlıcılık hayırları kuranlar, ikinci Abdülhamid'in varisi olduğunu efendim söyleyeyim itaat terkizmiyetini bugüne taşıyıp bugün yaşatmaya çalışanlar büyük bir hayat tarafıyla karşı karşıya kalacaklardır. O yüzden diyoruz yani Güney Kürdistan'da defalarca da söyledik, yine de söylüyoruz. Mesela PKK meselesi olmadığı açık ve nettir. Yapılan saldırılar da açık net bir şekilde bunu bize bir kere daha gösteriyor. Bir de sadece saldırılar değil, kurdukları üst sayısına baktığımız zaman bile bu zaten açık net bir şekilde bize bir tablo veriyor. Yani Bakır'da, Kuzey Kürdistan'da bir mücadele var, bunu keseceksiniz. Rojava'da bir Kürtlerin diğer halklarla birlikte verdiği bir mücadele var, onun önünü keseceksiniz, Rojulat'a keseceksiniz. Yani başını mı bırakacaksınız? Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz çok iyi biliyoruz. Demireller döneminden çok biliyoruz. İmam Celal ile Kek Mensur'da yaklaşmadan da biliyoruz. Yani ne kadar kullandıkları dile kadar biz çok iyi biliyoruz. Yani. Çünkü yaklaşım budur. Zihniyet budur, anlayış budur. Değişim bir şey yok. Evet, iktidarlar değişmiş. Şu anda AKP, MHP ortaklaşması var. Öncesinde başka iktidarlardı, başka hükümetlerdi. Ama zihniyet aynı zihniyet. Şimdi bu zihniyete dediğim gibi şeye bakmıyor. Hangi kurumdan olduğumuza, hangi partiden olduğumuza bakmıyor. Yani en basitinden dile öğreniyor. Özellikle ben altını çizerek belki üçüncü defadır diyorum. Dile bu kadar bir saldırı varsa, bakın kayyum örneğinde de biz açık net bir şekilde gördük. Kürt halkının iradesini Ahmet'te, ilçe sayan ya da Kürtistan'ın diğer illerinde ve ilçelerinde ilçe sayan anlayışın ilk saldırdığı şey Kürt diliydi. Bakın hedefine bir ayrı bir dili yok. Onu o yüzden söylüyorum. Bir dili yok. Yani bir farklı ideolojimiz var. Biz farklı şeyler savunuyor olabiliriz ama gelen anlayış, gelen zihniyet yani bu sistemin zaten bu sistemin temelinde yer alan, bu sistemin en gelen bir anlayıştır zihniyet. Kürt'ü yok sayan, farklıları yok sayan, bunları Ermenilerle başladılar. 1915'leri biz çok iyi biliyoruz. Yani şu anda biz yürüdük aslında. Gerçekten Kürt halkı olarak başladı. Biz soykırımla karşılaşıyoruz. Yani bu açıklar bir şekilde şu anda Afrin'de görüyoruz. Demografik yapıyı değiştiriyorlar. Farklı şekilde kemerlerden bahsediyorlar da. Yani bu bir soykırımdır. Soykırımıyla gelip bir katliam yapacak bu anlamda algılamamak gerekiyor. Dediğim gibi yani Afrin'de yaşananlar veya Rojava'da yaşananlar. Şu anda Güney Kürdistan ve Kuzey Kürdistan'da yaşananlar hepsine baktığımız zaman soykırım, topyekun bir Kürtleri soykırımdan geçirmek için ellerinden gelenin ne gerekiyorsa yaptılar, devam edecekler. O ayrı bir şeydir. Ama işte geldiğimiz nokta şu Sayın Eşer. Şimdi 100 yıl öncesi Kürtler iletişimin bu kadar geliştiği, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Dört parça Kürtistan'da da her an, dünyada her an ne olup bittiğinden haberimiz var. Şimdi bunların hepsinin bu kadar açık net bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde eğer işte onu gelmek istediğim Amerika'nın kendi hesapları vardır. Yani devletler arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman dostluk ilişkisi olmaz. Evet. Menfaat ilişkisi. Şimdi siz bir güç olmuşsunuz. Bütün dünya sizi tanıyor. Bütün dünya halkları, yani halklar boyutunda söylüyorum. Bırakın devletleri. Halklar boyutunda Kürt halkına büyük bir saygı var. Özellikle DAEŞ'le mücadeleden sonra bu perçinleşti, gelişti, açığa çıktı. Şimdi bu gücü biz nasıl kullanacağız? Yani bu saldırılar olurken biz nasıl davranacağız? Peki. Biz bunu programlamamız lazım. Sayın Eşim ben şunu söyleyeyim. Yani zamanımız gittikçe daralıyor. Son cümlenizi alalım. Şunu söyleyeyim Sayın Eşim. Amerika hesabına göre, menfaatine göre davranacak. Rusya bunu yapacak. Emperyal güçler bunu yapacak. Türkiye bunu yapacak.
Kürtlere düşen sorusu onların ne yapıp yapmayacağı değil. Biz ne yapacağız? Bu kadar güçlüyüz, bu kadar umutluyuz. Evet, bedeller ödedik ama hani Orta Doğu coğrafyasının kaderini değiştirecek güce sahip olan şu anda Kürtler, Türkler ne diyecek? Mesela bizim ne diyeceğimiz? Sayın Tek, bu konuyla ilgili doğrusu sizin de görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Özellikle Kürtler bu konuda ne yapmalı? Kürt siyaseti bu konuda ne yapmalı? Yani birliği de aşmanın ötesinde bir ortak tutum gerektiren riskli bir durumdan söz ediyoruz. Siz de son söyleşilerinizde bu riske dikkat çekmiştiniz. Son Mezopotamya Ajansı'nda bu konuda görüşlerinizi belirtirken bu riske dikkat çekmiştiniz. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi biz aynı görüşteyiz. Bu PKK'nın o bölgedeki işlerinin varlığı bir bahanedir. Türk Devleti'nin asıl hedefi güneyde istikrarsızlığı yaratma ve güneydeki yapıyı ortadan kaldırmadır. Asıl hedef budur, asıl amaç budur. PKK'nın bölgedeki varlığı, PKK'nın bölgedeki güçlerinin bulunması Türk Devleti'nin bahane olarak kullandığı gerçeklerdir. Bu bir. İkincisi, Türk Devleti 1983'ten bu hafızam beni yanında defalarca benzeri operasyonlar yaptılar. Ama bu operasyonlardan sonucu ne PKK yok oldu, ne oradaki Kürt hareketi yok oldu, ne de oradaki bağımsızlık ve özgürlük iradesini ortadan kaldırdılar. Sorunu daha da karmaşıklaştırmanın ötesinde bir işe yaramadı bu saldırılar. Bu da öyle olacaktır kuşkusuz. Bundan da ben kuşku duymuyorum. Çünkü sorunun çözümü Türkiye sınırları içinde, sınırlar içinde değil, Afganistan'da değil, Şengal'da değil, Mahmur'da değil. Sorunun çözümü Türkiye'nin sınırları içinde. Türk devleti bunu bir an önce görür ve bu gereği yerine getirir. Kürtler ne yapmalıdır diye sordunuz. Ben örneğin bir polemik yaratmak istemiyorum ama öncelikle Uza Hanım beni hoş görsün. Onun o dilinin değişmesi gerekir. Yani Haftanın düşerse Haftanın düşer. Haftanın düşerse Süleymaniye düşer. Bu doğru bir tanım değil. Doğru bir değil. İkincisi orada bir siyasi irade var. Türk Devleti'nin o bölgeye yerleşmesi, kalıcılaşması bir bütün olarak Güney Kürdistan için risk değil mi? Ama bakın siz böyle söylerseniz Türk Devleti'nin söylemine sarırsınız. Siz bunu böyle söylerseniz Türk Devleti'nin bahanesine meşruiyet kazandırmış olursunuz, resmiyet kazandırmış olursunuz. İkincisi, şimdi orada bir yapı var. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Görüşlerinize katılmazsınız. Bizim de eleştirdiğimiz çok noktalar var. Ama orada güneydeki Kürt halkının iradesinin somutlaşmış biçimi olan Kürtistan parlamentosu var. Bu parlamentonun güven oyu verdiği bir hükümet var. Evet. Dolayısıyla oradaki güçlerin ya oradaki Kürdistanlı güçlerin her şeyden önce onun meşruiyetini kabul etmek zorunda. Ona yönelik böyle tehditvari sözler, son Cemil Bakır'ın açıklaması, işte bugüne kadar sabrettik, bundan sonra sabretmeyiz, benzeri şeyler ne yazık ki bu dönemde Kürt'ün bir söylemler değil. Anlatabiliyor muyum? Bunları bir söylemek zorundayız. Biz bunları söylemezsek birbirimize Çetin söylediği gibi Türkiye propagandası, biz Kürt'ün Kürt'e propagandasını yaparız. Dolayısıyla bizim kendi zayıf noktalarımızı açığa çıkartmamız lazım. Evet. Örneğin ben bilmek istiyorum. Ben şunu söyleyeyim, son 12 dakikamız kalmış ve her birinize bir tur daha söz vermek istiyorum. İki başlığımız var, bir başlığımızı ekarte edeceğiz ama bir özellikle Libya ile ilgili kısaca görüşlerinizi almak istiyorum. Lütfen özetlerseniz son tura geçeceğim. Onu söylüyorum, o zaman her şeyden önce dikkat edeceğiz. Size dikkat edeceğiz, üslubumuz uzlaşması olacak, evet. Öteki düşmanlık sebebi bir
üslup olmayacak ve sorumlu bir üslup olacak ki biz o sorunlarımızı tartışabiliriz. Sonuçta üslup üzerinden bir Kürt hareketlerinin birbirine yaklaşımının olumlaşmasını bir yaklaşım olarak öne sürüyorsunuz. Bunu dile getiriyorsunuz. Peki ben son tur ama tüm hem İdlib'de yaşanan gelişmeler önemli hem Libya'da yaşanan gelişmeler önemli ama mümkünse ikişer üçer dakikayla ben sadece Libya boyutu üzerinden Türkiye'nin politikasını değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü Mısır'ın girmesiyle Arap dünyasında bir hareketlenme ve Türk devletine karşıtlık üzerinden gelişen bir yaklaşım ortaya çıktı. Diğer taraftan da İbrahim Kalın bugün herkese Cumhurbaşkanı danışmanı neredeyse rest çekti. Yani Arap dünyasında ve Mısır'a savaş ilan eder kadar sert konuştu. Yine Foza Hanım'dan başlayalım sırayla. İkişer üçer dakika ama lütfen zamanı iyi kullanalım. Çünkü bizden sonra yayın var. Süreyi aşamıyoruz. Buyurun olsun Foza Hanım. Şimdi ben başta söyledim, yani Orta Doğu'da bir üçüncü savaş durumu var. Üçüncü Dünya Savaşı biz tanımlıyoruz ve şu an tabii ki bir sürü aktör kendine yeni nüfuz alanı açmaya çalışıyor. Bu çok farklı sonuçları var. Yani açabilir mesela özellikle Libya'daki bunun bir göstergesi. Özellikle benim görüşüm, yani şu Libya konusunda Türkiye tabii ki çok farklı bir strateji var Orta Doğu'ya yönelik. Şimdi hem enerjileri, yani enerji kaynaklarına el koyma olsun, kendi siyasi nüfuzunu genişletme anlamında olsun. Hatta yani bazı yerlerde işgal altına alma, Türkiye'de yaptığı gibi çok kapsamlı bir stratejiye sahip. Evet. Yani bu doğrudur. Yani ben katılıyorum. Bu strateji demokrasiye yani dayalı bir strateji değil. Daha çok savaşa dayalı bir strateji ve daha çok yine işgale dayalı bir strateji. O yüzden bu bütün yani devletlerde aslında belli bir şekilde bir tepkiye yol açıyor. Çünkü bir tehlike olarak değerlendiriyorlar. Evet. Ve şu an Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var, siyasi kriz var. Bu krizini farklı yerlerde gidermeye çalışıyor. Ama Türkiye yanlış yolda. Eğer kendi iç sorunlarını halletmezse ne ekonomik sorunlarını giderebiliyor ne de siyasi sorunlarını giderebilir. Bu nedenle ben diyorum bunu bu şekilde okumamız lazım ve tabii ki durum yeni bir aşamaya geçti Mısır tutumundan sonra. Ben diyorum aslında yeni bir cepheleşmeye de gidebilir ileriki süreçte. Evet. Biz zaten hep birlikte izleyeceğiz ama yeni bir aşamaya geçti. Yani bunu okumamız lazım, ona göre de Kürtler olarak da buna göre politika yürütmemiz lazım. Peki, programcılığın en zor tarafı da bu. Son 10 dakika kalınca herkese söz verip aynı zamanda herkesi de tutup kısa konuşmaya ikna etmek. Bedran Bey siz ne dersiniz? Macron ve Türkiye'de karşı karşıya geldi. Arap devletleriyle Türkiye'de. Mümkünse özet tabii. Ben çok kısa şekilde dile getireceğim. Yani size zor durumda bırakmak. Yine söylüyorum, ne Osmanlıca da politikalarıdır. Misak-ı millidir. Bu hayırlarla işte Emevi Camii'nde, Suriye'de Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı. Şimdi Libya'ya karışıyorlar. Çeteleri oraya yolluyorlar. Yani gerçekten tabii Türkiye'ye kendi sorunu çözmüş olsaydı, Kürt sorunu çözmüş olsaydı Orta Doğu'daki farklı ülkelerin sorunlarını en azından demokratik yollarla insanlar yaşamını yitirmeden müdahale edebilirdi. Ama bu hayallerle kendi iç siyasette kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Milliyetçileri, faşistleri bir arada tutmaya çalışıyorlar. Amaç budur. Dediğim gibi yani ne Osmanlıcılık takım nedir? Şu anda yaşadığımız gerçekliklerle şartlara uymayan bir hayalleri var. Ama bunun bedelinde de yine defalarca dile getirdiğim gibi sarayı ödemiyor. Ne yazık ki. Evet. Mesut Bey sizinle devam edelim. Siz
Libya'ya dönük politikayı değerlendirirken Türkiye'nin içerisine girdiği durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bunca deyim yerindeyse hiçbir şeyi takmayan herkese savaş gerekçesi olabilecek kadar ciddi söylemlerle yönelen bir Türkiye var. Bunun güvenliği nereden alıyor? Gerçekten NATO üyesi olmak bu konuda bir güvence mi? Ben biraz da kabadayılık yaptığı düşüncesindeyim. Ama genel olarak Kekfat Bedran'ın söylediği yeni Osmanlıcılık politikasının bu işte etkili olduğunu düşünüyorum. Bir önemli nokta ise biliyorsunuz Erdoğan kendisini Müslüman Kardeşler Örgütü'nün muhafızı olarak ilan etti. Öyle görüyor. Orada Erdoğan'ın işbirliği içinde o kesimler de Müslümanlar, Müslüman Kardeşler Örgütü'dür. Çatıştığı kesim Sisi ise Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidarını yıkandır. Dolayısıyla burada bir hesaplama var. Müslüman Kardeşler temelinden Mısır'da Türkiye arasında bir hesaplaşma da var. Bunu da görmek gerekir. Bir diğer önemsememiz gereken şudur. Türk siyaseti stratejik olarak önemsememiz gereken şudur. O da Libya'nın stratejik konumudur. Bir de Afrika'ya açılan bir kapıdır. Ayrıca Akdeniz'de çok önemli bir stratejik pozisyona sahiptir. Yakın noktalardan birisidir. Ve Avrupa ile Afrika arasında bir Türkiye'nin burada etkin olarak politikalar sayesinde geçirmek istiyor. Bir de bacımızın dediği gibi işte karşılaştığı sorunları dışarıya manipüle ederek nefes alma, tabanını konsolide etme, yeniden örgütleme hedefi de gidiyor diye düşünüyorum. Peki. Konuşması bitti Sayın Tekin herhalde. Çünkü ses kesildi birden yine. Bir sorun yok. Evet. Seni zorda bırakmamak için kısa kestim. Yok. Sesiniz kesilince yine yayın mı gitti diye düşündüm acaba. Gitmesin diye de mücadele ediyoruz doğrusu. Sinan Bey son sözü size verelim. Ama biliyorum aslında Kürt siyasetinin bu konuda birbirinden çok uç noktalarda farklı görüşleri yok. Belki de üç siyasetçimizin söylediklerini tamamlayan nitelikte bir konuşmayla programın finalini de siz yaparsınız. Teşekkür ederim, sağ olun Malaba. Libya meselesi 25 yıldır Afganistan, Ukrayna, Mısır üçgeninde süren savaşın ağırlık merkezinin Libya ve Doğu Akdeniz'e kaydını işaret eder. İki, Libya meselesi küresel olarak aç olan beş kargalarının Libya'daki zengin fakir kaynakları paylaşma kavgasıdır. Üç, Libya meselesi aynı zamanda tırnak içinde mavi vatan meselesidir. Dört, Libya meselesi Rusya ile Türkiye arasında İdlib Suriye üzerindeki çekişmenin, hesaplaşmanın Libya sahasına taşınmasıdır. Orada bu hesaplaşma devam ediyor. Dört, tam da bu hesaplaşma sürerken Amerika, demin başta bir cümleyle söylemiştim, ününün ortanın solundayız dediği gibi. Amerika esasında başta Hafter'i destekliyordu, şimdi bir adım Türkiye'ye yakın diyor fakat izliyor. Mısır'ın açıklamasıyla birlikte Sisi'nin deklarasyon yayladı, özellikle 4 madde, başkanlık konseyi ortak seçilsin, ondan sonra general görüşmelerine dönülsün ve yabancı güçler çekilsin, bu önemlidir. Bu Amerika'nın da desteklediği bir şeydir. Çünkü Türkiye ile Rusya ilişkileri burada sınav verecek. Türkiye-Rusya ortaklaşması derinleşirse Amerika daha net şeyden yana tavır alacak. Hafter'den yana tavır alacak. Türkiye-Rusya ilişkisi bozulursa Amerika daha net Türkiye'den yana alacak. Tablo budur. Peki son cümlemizi alalım. Son cümlem bütün Kürdistan partilerine, siyasetçilerine, kadrolarına diyoruz ki gün ulusal birlik günüdür. Gün küçük hesaplar günü değildir. Analarımızın basıncı var bizim üzerimizde. Bu basıncı hissederek
Mutlaka ama mutlaka parçalarda ve parçalar üstü ulusal birliği gerçekleştiren. Çağrım bu. Peki biz de bu temennilerle farklı farklı siyasi partilerimizi bir araya getirip, konuşturup, tartışıp en azından uzlaşmalarda bir katkı sunalım istiyoruz. Bu konuyla ilgili bizim gazeteci olarak elimizden de gelen budur. Sayın Foza Yusuf, Sayın Sinan Çiftürek, Sayın Mesut Tek ve Sayın Bedran Öztürk, her dördünüze de emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Teknik aksaklıklar nedeniyle zaman zaman özellikle Skype üzerinden yaptığımız için aksamalar oluyor ama ben yine de hoşgörünüze sığınıyorum bu konuda. Eminim ki bu konuda sizler de hoşgörülüsünüz. Bir başka medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.